en sert tepki Avrupa Birliği'nden geldi. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu komiseri Stefan Füle de Türkçe tweet atarak tepkisini dile getirdi. Füle Twitter yasağından derin endişe duyuyoruz. İletişim ve iletişim araçlarını seçme özgürlüğü temel bir Avrupa Birliği değeridir dedi. Avrupa Komisyonu'nun dijital stratejilerinden sorumlu başkan yardımcısı Nilly e. Crossa Twitter'dan paylaştığı mesajda Türkiye'deki Twitter yasa yersiz, anlamsız ve ödlekçedir. Türk halkı ve uluslararası toplum bunu sansür olarak görecektir dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ndense endişeliyiz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Demokrasiler kamudan gelen farklı seslerle güçlenir. Bağımsız ve kısıtlı olmayan medya Demokratik, açık toplumların temel unsurudur. Aynı zamanda resmi olarak şeffaflığın ve hesaba çekilirliği garantiye alır. Dünya medyası Erdoğan'ın Twitter'ın kökünü kazıyacağız açıklamasından sonra bu sözünü yerine getirdiğini belirten manşetler attı. Twitter yasağına Avrupa ve Amerika'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü bu son gelişmenin Türkiye'nin özgür basından tehlikeli bir şekilde uzaklaştığını teyit ettiğini savundu.